mı çocuklar? Merhaba. Bugün sizlerle internette hak ve sorumluluklarımızla bunun kanun ve etikle ilgili yönlerini konuşacağız. Bakalım bunlar neymiş? Şimdi bireylerin yani bizlerin dijital aletler vasıtası ile bilgiye erişip bunu diğer medya yollarıyla yayma ve paylaşma hakkı vardır. Devlet bunu da koruma altına almak zorundadır. İnternete erişim mümkünse ücretsiz veya çok az bir ücretli olarak ulaşmak herkesin hakkıdır. Evet çocuklar, internete erişim mümkünse, internet şifresini biliyorsanız internet bağlantısı olan her yerden ücretsiz veya belli bir ücretle istediğimiz her bilgiye ulaşma hakkımız vardır. Devlet de bunu korumak zorundadır. İnternet erişimi temel bir haktır. Kullanacakları vardır çocuklar. Bakın bu insanların kullanacakları vardır. Ulusal bir ayrımcılık olmadan herkes eşit haklara sahiptir. Herkes Ahmet'te, Hasan'da, Berinay'da, Osman'da eşit haklara sahipmiş. İnternetin güncel bilgilerini eğitim sisteminde yer almalıdır. Yani internet bilgileri eğitimin içinde yer almalıymış. Biz eğitimle ilgili bilgileri internetten bulabiliyor muyuz? Evet. İnternet oluşumu kim yardımcı oluyormuş biliyor musunuz? Bazı kuruluşlar yardımcı oluyormuş bizlere. Her kullanıcının da seçme hakkı vardır. Siz ister Facebook hesabınıza girersiniz, onu kabul edersiniz, oraya üye olursunuz. İster WhatsApp grubuna üye olursunuz. İstediğiniz her yere kabul edilme ya da kabul olma hakkınız vardır çocuklar. Peki, internet düşünce özgürlüğünün olduğu aynı zamanda haberleşme amacıyla kullanılan bir platformmuş. Yani biz haberleri internetten alabiliyor muyuz? Bir de insanlar bu ortamlarda gerçek kimlikleriyle olmak zorunda değillermiş çocuklar. Mesela sizin Facebook hesabınız var. Siz kendi adınızı yazmayabilirsiniz. Başka bir isimle Facebook hesabı açabilirsiniz. Bir de kişisel bilgilerinizde göreklilik hakkınız var. Yani hani demiştim ya bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın diye. Oraya yazabilirsiniz ama bunu gizli şifreyle gizli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet, bir de sorumluluklarımız varmış. Uygun isimler kullanmalıyız. Sadece tanıdığımız, gerçek hayatta iletişim kurduğumuz insanları seçmeliyiz. Sadece yaşımıza uygun ve konuda bilgi içeren web sitelerine girmeliyiz. Kimi web sayfaları sadece yetişkinler içindir. Siz hiç yetişkinler için olan web sayfası gördünüz mü? Ben gördüm. Nasıl gördün Ediz? İnternet sayfasını açtım, gördüm. Ne gördün? Sen düşün bakalım biraz. Evet. O sayfalara girdiğiniz zaman kapatın ki anneleriniz, babalarınız zaten çocuk güvenliğini sağlaması için güvenlik şifresi oluşturmalıdır orada. Kişisel alanlarınızı düzenleyebilmelisiniz. Paylaşımlarınızı sadece sizi tanıyan kişilerin gördüğünü anlayabilmelisiniz. Uygun içerikli fotoğraf paylaşmalısınız. İşte çıplak, denizde fotoğraflar paylaşmamalısınız. Çok güzel fotoğraflar paylaşmayın ki insanlar bunları kullanmasınlar. Peki bu profiliniz var ya hani, kimin Facebook hesabı vardı? Evet Elif, orada senin fotoğrafın var mı? Yok. Yok. Evet, Facebook hesabınız varsa fotoğraf koymak zorunda değilsiniz. Herkes de size dosya yazacağını düşünmeyin çocuklar. Sanal ortamda, yani internet ortamında eğer sizi mutsuz eder, kötü hissettiğiniz şeyler varsa onları anneniz, babanızla şikayet edebilirsiniz çocuklar. Sanal ortamda yaşadığınız iyi ya da kötü şeyleri anneniz, babanız ve öğretmenleriniz gibi güvenilir kişilere söylemelisiniz. Kime söylemelisiniz? Anne, babana ve öğretmenlerimize. Bir de başkalarına karşı sorumluluğumuz var.
var çocuklar. Kötü sözler yazmamalıyız. Zorbalık ve kabalık içeren konuşmalar yapmamalıyız. Bu tür konuşmalar varsa onları rapor ederek şikayet etmeliyiz. Hakaret eden her şeyden uzak durmalıyız. Bazı web siteleri uygunsuz içeriğe sahip olabilir. Onları izlememeliyiz. Bu gibi web sitelerini kullanmayarak, diğer insanlara karşı saygımızı göstererek sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz çocuklar. Evet, internetten video, fotoğraf, müzik, bilgi indirirken nelere dikkat ederiz? Bakın burada oyunlar var, gördünüz mü? Candy Crush, işte Cafe Land, ondan sonra Formula 2 gibi oyunlar var burada. Burada müzik var, burada bilgi var. İnsanlar dünyadaki bilgileri bilgisayarına indiriyor çocuklar. Eğer bu bilgi ve eğitim amaçlı olmak üzere istediğimiz siteden fotoğraf, video, müzik, bilgi indirebilir ve kullanabiliriz. Buna hakkımız vardır. Ama bu bilgileri indirdikten sonra eğer para kazanmak için kullanırsak, o zaman karşı taraf bize dava açabilir. Onun için izinsiz de onlardan, karşı taraftan izin almadan bu bilgileri satmak için kullanmamalıyız. Bazılarında şifre ve ücret vardır. Onlar zaten belli olur, şifre ve ücret ister. Fakat siz küçük olduğunuz için aileden yardım istemelisiniz, tamam mı? Anlaştık mı çocuklar? Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün sizlerle internette hak ve sorumluluklarımızla, bunun kanun ve etikle ilgili yönlerini konuşacağız. Bakalım bunlar neymiş? Şimdi bireylerin, yani bizlerin dijital aletler vasıtası ile bilgiye erişip bunu diğer medya yollarıyla yayma ve paylaşma hakkı vardır. Devlet bunu da koruma altına almak zorundadır. İnternete erişim mümkünse ücretsiz veya çok az bir ücretli olarak ulaşmak herkesin hakkıdır. Evet çocuklar, internete erişim mümkünse, internet şifresini biliyorsanız, internet bağlantısı olan her yerden ücretsiz veya belli bir ücretle istediğimiz her bilgiye ulaşma hakkımız vardır. Devlet de bunu korumak zorundadır. Bitti mi? İnternet erişimi temel bir haktır. Kullanacakları vardır çocuklar. Bakın bu insanların kullanacakları vardır. Ulusal bir ayrımcılık olmadan herkes eşit haklara sahiptir. Herkes, Ahmet'te, Hasan'da, Berinay'da, Osman'da eşit haklara sahipmiş. İnternetin güncel bilgilerini eğitim sisteminde yer almalıdır. Yani internet bilgileri eğitimin içinde yer almalıymış. Biz eğitimle ilgili bilgileri internetten bulabiliyor muyuz? Evet. İnternet oluşumu kim yardımcı oluyormuş biliyor musunuz? Bazı kuruluşlar yardımcı oluyormuş bizlere. Her kullanıcının da seçme hakkı vardır. Siz ister Facebook hesabınıza girersiniz, onu kabul edersiniz, oraya üye olursunuz. İster WhatsApp grubuna üye olursunuz. İstediğiniz her yere kabul edilme ya da kabul olma hakkınız vardır çocuklar. Peki, internet düşünce özgürlüğünün olduğu, aynı zamanda haberleşme amacıyla kullanılan bir platformmuş. Yani biz haberleri internetten alabiliyor muyuz? Bir de insanlar bu ortamlarda gerçek kimlikleriyle olmak zorunda değillermiş çocuklar. Mesela sizin Facebook hesabınız var. Siz kendi adınızı yazmayabilirsiniz. Başka bir isimle Facebook hesabı açabilirsiniz. Bir de kişisel bilgilerinizi gözetme hakkınız var. Yani hani demiştim ya, bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmayın diye. Oraya yazabilirsiniz ama bunu gizli şifreyle, gizli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet, bir de sorumluluklarımız varmış. Uygun isimler kullanmalıyız. Sadece tanıdığımız, gerçek hayatta iletişim kurduğumuz insanları seçmeliyiz. Sadece yaşımıza uygun ve konuda bilgi içeren web sitelerine girmeliyiz. Kimi web sayfaları sadece yetişkinler içindir. Siz hiç yetişkinler için olan web sayfası gördünüz mü? Ben gördüm.
gördün Ediz? İnternet sayfasını açtım, gördüm. Ne gördün? Sen düşün bakalım biraz. Evet, o sayfalara girdiğiniz zaman kapatın ki anneleriniz, babalarınız zaten çocuk güvenliğini sağlaması için güvenlik şifresi oluşturmalıdır orada. Kişisel alanlarınızı düzenleyebilmelisiniz. Paylaşımlarınızın sadece sizi tanıyan kişilerin gördüğünü anlayabilmelisiniz. Uygun içerikli fotoğraf paylaşmalısınız. İşte çıplak, denizde fotoğraflar paylaşmamalısınız. Çok güzel fotoğraflar paylaşmayın ki insanlar bunları kullanmasınlar. Peki bu profiliniz var ya hani, kimin Facebook hesabı vardı? Evet Elif, orada senin fotoğrafın var mı? Yok. Evet. Facebook hesabınız varsa fotoğraf koymak zorunda değilsiniz. Herkes de size dosya yaklaşacağını düşünmeyin çocuklar. Sanal ortamda, yani internet ortamında eğer sizi mutsuz eden, kötü hissettiğiniz şeyler varsa onları anneniz, babanızla şikayet edebilirsiniz çocuklar. Sanal ortamda yaşadığınız iyi ya da kötü şeyleri anneniz, babanız ve öğretmenleriniz gibi güvenilir kişilere söylemelisiniz. Kime söylemelisiniz? Anneniz, babanız ve öğretmeniz. Bir de başkalarına karşı sorumluluğumuz var çocuklar. Kötü sözler yazmamalıyız. Zorbalık ve kabalık içeren konuşmalar yapmamalıyız. Bu tür konuşmalar varsa onları rapor ederek şikayet etmeliyiz. Hakaret eden her şeyden uzak durmalıyız. Bazı web siteleri uygunsuz içeriğe sahip olabilir. Onları izlememeliyiz. Bu gibi web sitelerini kullanmayarak diğer insanlara karşı saygımızı göstererek sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz çocuklar. Evet, internetten video, fotoğraf, müzik, bilgi indirirken nelere dikkat ederiz? Bakın burada oyunlar var. Gördünüz mü? Candy Crush, işte Cafeland, ondan sonra Formula 2 gibi oyunlar var burada. Burada müzik var. Burada bilgi var. İnsanlar dünyadaki bilgileri bilgisayarına indiriyor çocuklar. Eğer bu bilgi ve eğitim amaçlı olmak üzere istediğimiz siteden fotoğraf, video, müzik, bilgi indirebilir ve kullanabiliriz. Buna hakkımız vardır. Ama bu bilgileri indirdikten sonra eğer para kazanmak için kullanırsa o zaman karşı taraf bize dava açabilir. Onun için izinsiz de onlardan, karşı taraftan izin almadan bu bilgileri satmak için kullanmamalıyız. Bazılarında şifre ve ücret vardır. Onlar zaten belli olur, şifre ve ücret ister. Fakat siz küçük olduğunuz için aileden yardım istemelisiniz, tamam mı? Anlaştık mı çocuklar?